Merhaba değerli Sırlar Kapısı takipçilerimiz. Bugün sizleri 19. yüzyıl Amerika'sına götüreceğiz. Indiana eyaletindeki La Porte kasabasında sakin yaşam süren bir çiftçi kadının hikayesini dinleyeceğiz. Ancak bu kadın çevresindekiler tarafından sevgi dolu bir anne ve çalışkan bir çiftçi olarak tanınsa da ardında korkunç bir sır gizliyordu. Belle Gunness kısa zamanda adı ölüm çiftçisi olarak anılmaya başlayacak, tüm Amerika'yı dehşete düşürecekti. Birbiri ardına kaybolan insanlar ve çiftlikten yayılan söylentiler kasabanın huzurunu kaçırdı ve ardında cevaplanmayı bekleyen korkunç sorular bıraktı. Belle Gunness hayatı boyunca yüzlerce erkeği kendisine çekmiş ve büyük bir servet elde etmişti. Ancak kasabada kaybolan bu erkeklerin çoğundan bir haber alınamadı. Şimdi bu ölüm dolu hikayeye yakından bakalım. Belle, 1885 yılında Amerika'ya göç etmiş, evliliklerinin ardından kısa bir sürede büyük bir çiftlik sahibi olmuştu. Ancak ilk kocasını kaybettikten sonra ardında garip bir şekilde büyüyen bir miras bıraktı. Belle, çevresindekilere göre çalışkan ve girişimci bir kadındı. Ancak bu çalışkanlığı çok sayıda şüpheli ölümle gölgelenmeye başladı. İlk kocasının ölümünün ardından aldığı yüklü sigorta parası dedikoduları da beraberinde getirdi. Bu ölümlerin ardındaki gizem çok geçmeden kasabanın diline düştü. Belle, gazete ilanları aracılığıyla evlenmek isteyen erkeklerle tanışıyordu. İlanlarına yanıt veren erkekler çiftlikte bir araya geliyor ve birlikte bir hayat kurma hayaliyle geliyorlardı. Ancak çiftliğe geldikten sonra bu erkeklerden bir daha haber alınamıyordu. Kasabadaki halk, Belle'in bu ilanlara yanıt veren erkeklerin akıbetinden endişelenmeye başladı. Belle'in kendilerine anlattığı hikayeler ne kadar inandırıcı olsa da erkeklerin kaybolması herkesi şüphelendiriyordu. 1908 yılında Belle'in çiftliği aniden yanarak kül oldu. Yangının ardından yapılan incelemelerde evin bodrumunda kimliği belirsiz ceset parçaları bulundu. Cesetlerin bir kısmı tanınamaz durumdaydı. Ancak yapılan detaylı araştırmalar bunların kayıp erkeklere ait olduğunu ortaya koydu. Belle'in çiftliğindeki cesetlerin sayısı arttıkça halk arasındaki şüpheler yerini korkuya bıraktı. Yalnızca erkeklerin değil, çocuk cesetlerinin de bulunması olayın boyutlarını daha da genişletti. Yangında bir ceset daha bulundu. Ancak cesedin Belle Gunness'a ait olup olmadığına dair tartışmalar vardı. Ceset Belle'e ait gibi görünüyordu ancak kafa eksikti. Bazılarına göre bu, Belle'in cinayetlerinden kaçmak için hazırladığı bir tuzaktı. Yani Belle, yangını çıkartarak, kaçmayı ve geride ölü taklidi yaparak kayıplara karışmayı planlamıştı. Şüpheler arttıkça Belle'in kaçmayı başardığı ve başka bir yerde hayatını sürdürdüğü söylentileri yayıldı. Ancak olayın ardında bırakılan kanıtlar bu kaçış planının gerçek olup olmadığına dair belirsizlikler yarattı. Polis, Belle'in tam anlamıyla ölüp ölmediğini doğrulayamadan soruşturma sona erdi. Belle ardında onlarca ceset, yüzlerce soru ve büyük bir gizem bırakarak ortadan kayboldu. Kasaba halkı Belle'in çiftliğinde yaşananlardan sonra rahat bir nefes almak istese de olayların ardından hala açığa çıkmamış sırlar olduğunu düşündü. Belle'in ölümü bile tam olarak doğrulanamadığından bu olay bir muamma olarak kayıtlara geçti. Belle Gunness ardında yalnızca bir servet değil, aynı zamanda kasabanın unutamayacağı bir korku bıraktı. Onlarca erkekten çalınan hayatlar ve yitip giden masum canlar, Belle'in karanlık ruhunun birer yansıması gibiydi. Kasaba halkı bu yaşananlardan sonra güven içinde olabileceklerine inanmakta zorluk çekiyordu. Belle'in adı La Porte kasabasında bir efsane olarak anılmaya başladı. Belle'in yangından kurtulmuş olabileceği söylentileri kasabada ve ülkede hızla yayıldı. Kimilerine göre Belle kaçmış ve başka bir kimlik altında yaşamını sürdürmüştü. Hatta bazı görgü tanıkları Belle'e benzeyen kadının başka eyaletlerde gördüklerini iddia etti. Söylentiler halkın merakını daha da artırırken Belle'in yakalanamaması olayın gizemini daha da derinleştirdi. Belle'in karanlık mirası modern zamanlara kadar uzandı. Seri cinayetlerin işlendiği bu çiftlik hala ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çiftlikte bulunduğu iddia edilen yüzlerce insan kalıntısı olayın boyutlarını ortaya koyarken Belle'in gerçekten kim olduğu sorusunu zihinlerde canlı tutmaya devam ediyor. Belle'in ardında bıraktığı bu dehşet dolu hikaye günümüzde bile unutulamadı. La Porte kasabasının sokaklarında Belle'in çiftliği hala hatırlanıyor. Kasabalılar arasında anlatılan hikayelerde Belle bir tür karanlık figür olarak varlığını sürdürüyor. Bazı insanlar Belle'in hayaletinin çiftlikte dolaştığını ve kurbanlarının ruhlarını huzursuz ettiğini düşünüyor. Bu olay kasaba halkı üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Sizce Belle Gunness gerçekten öldü mü yoksa bu korkunç suçlardan kaçmayı başardı mı? Kimilerine göre bu soru asla yanıtlanamayacak. Ancak her görüş Belle'in hikayesini daha gizemli hale getiriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı, eğer bu gizemli hikayeler sizi etkiliyorsa kanalımıza abone olmayı ve bildirim kanalını açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.